Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır kullandığım, deneyimlediğim ve etkilerinden de memnun kaldım. Bence bana göre kişisel görüşüm olarak tekrar almayı düşünebileceğim eğer bitirirsem tekrar alabileceğim makyaj ürünüyle uygulama yapacağız. Geçen seferki videomuzda e, bence bana göre çok da fazla parasını hak etmeyen ürünleri göstermiştim. Bu videoda da bu sefer parasını hak eden yüksek fiyatlı ürünleri sizlerle birlikte uygulamış olacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça size de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen makyaj uygulamamıza başlayabiliriz. Geçen videoda olduğu gibi bu videoda da bazlarla başlayacağım uygulamaya hemen. Öncelikle bir dudak bazıyla başlayacağım. Yine geçen videodaki sıralamaya göre gitmeye çalışacağım. Makyaj bazı olarak da dudaklarımda kullandığım ve çok beğendiğim Mac'in Prep and Prime dudak bazından bahsedeceğim size ve bunu uygulayacağım. Bunun dudakları ruja hazırlaması ve bence uyguladığım rujların kalıcılığını da arttırması bakımından aynı zamanda üzerine uygulanan rujların görünümünü de bozmaması bakımından beğendiğim bir ürün olduğu için uzun zamandır kullandığım, bitirip tekrar aldığım bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yumuşacık yapıyor dudakları ve kesinlikle üzerinde gördüğünüz gibi böyle parlak bir tabaka da oluşturmuyor. E bu yüzden de beğeniyorum ben. E çünkü bazen böyle mat rujları uyguladığımız zaman üzerine alttaki o parlaklıkla üzerine gelen mat rujun görünümü birazcık daha böyle sanki saten bitişliğe dönüşmeye başlıyor. O yüzden bunun verdiği etkiyi gerçekten beğeniyorum ve şu an dudaklarım inanılmaz rahatlamış durumda. Hiçbir şey sürmemiştim makyaj öncesinde. Şimdi MAC'in Prep and Prime'ını dudak bazı olarak beğendiğim bir ürün olarak söyleyerek hemen yüzümde uyguladığım beğendiğim bazlara geçiyorum. Nemlendirici baz olarak belki tahmin edenler olacaktır çok beğendiklerimden bir tanesi olduğu için bugün de Bobby Brown'un Vitamin Enriched Face Base adındaki bu içerisinde vitamin de bulunan ve kokusuna ben bayılıyorum. Yüzümde uyguladığım zaman da dokusuna da hayran oldum. Bu bazını kullanacağım. Bunu küçük boyunu alıp kullanmak benim için daha avantajlı oluyor. Çok fazla ürün deneyimlediğim için elimde çok fazla sayıda ürün oluyor ve hepsini düzenli olarak kullanamadığım için de açıkçası küçük boyları bazen benim için daha avantajlı oluyor. Bu tabii ki benim kişisel yorumum. Çünkü dediğim gibi çok fazla elimin altında ürün oluyor. Çok fazla ürün denemem gerekiyor size bilgi verebilmek adına. O yüzden de sürekli aynı ürünü kullanamıyorum. Ama eğer sürekli aynı ürünü kullanacak olsam kesinlikle bunun büyük boyunu, büyük kavanozunu alırım ve bu kokusu, bu dokusuyla nemlendirici krem gibi bile bunu kullanırım ben. Bu baz cildinizde ne yapıyor derseniz eğer cildinizi ten ürünlerini hazırlayan bir baz. Çok yumuşak bir dokusu var ama böyle cildinizi yağlı yağlı da yapış yapış da yapmıyor. Öncelikle bu zaten kokusuyla birlikte o verdiği hissiyat ve sürerken bu gerginliği alma hissiyatı kesinlikle çok rahatlattığını söyleyebilirim. Nemlendirici krem gibi bir ürün ki geçen videoda da çok gerekli görmediğim nemlendirici krem gibi bir üründen bahsetmiştim. Ve hatta ondan bahsederken bunu tercih ettiğimi söylemiştim. O yüzden de bunu uygulamayı uygun gördüm. Gördüğünüz şekilde cildim şu anda nemlenmiş ve üzerine gelecek olan ten ürünlerini de kabul etmeye hazır hale geldi. Beğendiğim bir ürün, sürekli de alacağım bir ürün. Bobbi Brown'un Vitamin Enriched Face Base adındaki cildi makyajı hazırlayan nemlendirici bazıydı. Bir tane de aydınlatıcı etkili bir baz var. Bu aslında ülkemizde satılan bir marka değil ama yabancı takipçiler de var. Veya Türkiye'den yurt dışına gidip yurt dışından ürün alabilenler de var. Belki ileride ülkemizde de satışı olabilir diye düşünerek bu ürünü de göstermek istedim. Viv markasının Skin Nova adındaki yine cildi böyle makyajı hazırlayan ama daha aydınlık bir görünüm veren bu bazından da oldukça memnunum. Tam adı Skin Nova Instant Radiance Primer olarak geçiyor. Bundan da birazcık uygulayayım. Hafifçe böyle bir parlak etkisini size göstermek adına ama çok fazla uygulamayacağım. Şöyle minik bir miktarını gösteriyorum. Şöyle sanki bakır rengi gibi bir görünümü var. Ancak uyguladığınızda bu şekilde değil. Şöyle yüksek yerlere süreceğim birazcık. Cildinize tek başına bile uygulayabileceğiniz bir ürün. Böyle çok o ışıltısı dağılıyor ve kesinlikle böyle cildinizde de elinize sıktığınızdaki gibi bir renk oluşmuyor. Tamamen tüm yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Hatta cildinizde böyle kamufle edilecek bir kusur yoksa ve böyle ten ürünü uygulamayı sevmiyorsanız fondöten, BB krem vesaire cildinize de yani böyle tek başına ürünleri kullanma hoşunuza gidiyorsa bir tek altına bunu bile sürebilirsiniz. Cildi çok parlak, çok aydınlık, çok e, sağlıklı gösteren bir ürün. E, formülasyonunda da üzerine gelen ten ürünlerinde herhangi bir böyle uyumsuzluk yaşamadım ben. Çok farklı ürünlerle de denedim açıkçası. Daha böyle kuru yapıda fondötenlerle, daha nemli yapıda fondötenlerle denedim. O yüzden de beğendiğim bir ürün olduğunda Viv markasının Skin Nova adındaki bu aydınlatıcı etkili olan bazını da beğendiğim bir ürün olarak söyleyebilirim. Şimdi artık geliyorum ten ürünümüze. Ten ürünü olarak belki tahmin edenler olur, belki olmaz. İki tane fondöten var bu arada yüksek fiyattan benim beğendiğim. Yani bu arada derken bir tanesini uzun zamandır zaten beğeniyorum. Bir tanesi de yeni denediğim ürünlerden diyebilirim. Nars'ın Light Reflecting Fondöteni en beğendiğim fondötenlerden bir tanesi. Bu tabii ki benim karma yağlı cildimde ve olgun cilt tipinde olan cildimde daha iyi duruşa sahip olduğu için beğendiğim bir fondöten olduğunda altını çizeyim her cildin ihtiyaçları her cildin beklentisi değişebilir kuru ciltler daha farklı fondötenden hoşlanabilir e, veyahut da e, ciltte çok fazla kusur e, varsa eğer daha kapatıcı bir fondöten beklentiniz olabilir ya da çok yağlı bir cildiniz vardır daha mat görünümlü bir fondötenden hoşlanıyor olabilirsiniz. Bunun inceliği, dokusu ve cildimde uyguladıktan sonra ağırlık yapmaması bakımından benim çok hoşuma giden bir fondöten olduğunu belirtebilirim. E, benim kullandığım rengi Vienna rengi buçuk olarak geçiyor. Şimdi hemen uygulayacağım. Şöyle elimin üzerine bir miktar alıyorum. Daha önceden zaten uygulamasını göstermiştim size. Çok böyle ince yapılı, satan bitişli. Kesinlikle kuru durmuyor cildimde. Parçalanmıyor gün içerisinde. Çene bölgemde, ağız çevresinde herhangi bir Bozulma gözlemlemiyorum ki ben mesela makyajı sabah 8-9'da yapıp akşam 8-9'a kadar günü geçiriyorum o makyaja. Dolayısıyla da hani hiç böyle aynaya yakından baktığımda rujumu tazelerken etrafında ağız çevresinde falan hiçbir bozulma da görmüyorum. Bu yüzden de beğendiğim bir fondöten olduğunu söyleyebilirim. Bunu hemen fırçamla dağıtacağım. Burada kullandığım ürünlerin hepsini. Aşağıya açıklama kutusuna da tek tek yazacağım. Bir de beğendiğim fondöten fırçası olarak da beğendiğim kullandım. elim çok alıştığı için buna gittim ama Bobby Brown'un bu Full Coverage Face Brush adındaki fırçasını da çok seviyorum. Aslında bugün bununla uygulayacaktım. O yüzden buradan devam edeyim. Bunun böyle küçücük sapı olmasından dolayı da çok ergonomik geliyor elimde uygularken. Fırçanın uç kısmı da hem tok ama hem de böyle dümdüz de değil. Çok hafif bir bombesi var. Ee, ve bu böyle dairesel hareketleri yaparken de oldukça kolay uygulama yapmanıza imkan sağlıyor. Ee, şöyle bir durum var. Hani yüksek fiyatlı ürünlerde fırçalar da oldukça yüksek fiyatlı oluyor ama fırçalarda iyi markalara yatırım yaptığınız zaman da uzun süre kullanıyorsunuz açıkçası. O yüzden bu fırça eğer ki bu tür bir wonton fırçasına ihtiyacınız varsa önerebileceğim güzel bir fırça olduğunu söyleyebilirim. Bu fondötenin beğendiğim en güzel tarafı asla böyle çizgilerde birikme yapmaması. İnce yapılı olduğu için dağıttığımda daha da inceliyor. Çok güzel bir şekilde cildime oturuyor ve gözenekli olan yerlerde de bir süre sonra böyle gözenekleri sanki daha noktasal belirgin yapan bir görünüm vardır ya Yağlı ciltler bunu belki daha iyi anlayacaktır. Gözeneklerin olduğu yerde sanki böyle mini mini noktalar daha belirginleşmeye başlıyor gibi olabiliyor. Gün içerisinde cilt nemlendikçe, sebum salgıladıkça bunda kesinlikle öyle bir şey olmuyor burun kenarlarında bile. Herhangi bir şekilde böyle bozulma e, parçalanma gözlemlemedim ben. O yüzden yapısını çok beğeniyorum. Ve böyle adında da söylediği gibi light reflecting dediği gibi yani gerçekten o ışığı yansıtıyor ama cildinizi yağlı gibi de göstermiyor. E, daha böyle cildim ama sanki daha iyisi gibi duran bir bitişi var. İnce yapılı olmasından dolayı da çok beğendiğim bir fondöten olduğunu söyleyebilirim. Ben mat yapılı kuru gösteren fondotenlerle anlaşamıyorum. Karma yağlı ciltli olduğum halde. O yüzden bu türde olan fondotenlerle daha iyi anlaşıyorum. Dediğim gibi sürekli alabileceğim tek bir fondotenim olsa Hangisi olur seçeneklerinden e, ilk sırada tercih edeceğim fondöten Nars'ın Light Reflecting fondöteniydi. Bir de son zamanda kullanmaya başladığım e, yapısından yine böyle ince görünümünden dolayı memnun kaldım. Aynı zamanda içerikleri bakımından da cilt bakımı yapan içeriklere de sahip olduğu için beğendiğim. Evet bayağı bir yüksek fiyatlı olmasına rağmen de biterse tekrar cilt bakımı ürününü fondötenle birleştirmişler diye belki almayı düşünebileceğim, indirime girdiğinde kovalayabileceğim üründe de Shiseido'nun Revital Essence fondöteni. Bu Skin Glow fondöteni. Bu da gerçekten cildi böyle ışıltılı parlak gösteren ve uygulamalarınızda sürekli kullanıldığında da içerikleri bakımından da ciltte yavaş yavaş cilt bakımı yaptığı da söylenen bir fondöten. Dediğim gibi karma yağlı ciltli olmama rağmen hafif o glow etkiden hoşlanıyorum ben. Mat duruştan asla hoşlanmıyorum. O yüzden pudra da çok fazla kullanmıyorum. Ancak böyle gün içerisinde hafif cildim T bölgesinden yağlansa bile çok kötü göstermeyen, böyle yağ kusturmayan, güzel dengeleyen ve cildimde de yine tenim gibi duran ancak kapatıcılığı, örtücülüğü çok fazla olmamakla birlikte orta kararda Cildinizde güzel bir bitişi olan, güzel bir fontan olduğundan e, sürekli kullanacaklarımdan bir tanesi olabilir. Bunu da ikinci sırada e, hatırlatmak istedim. Şimdi gelelim kapatıcıya. Kapatıcı da yine pek çok üründen deniyorum ama benim elimin çok gitti ve açıkçası kapatıcı bitirmek gerçekten zor. Çünkü yani şöyle söyleyeceğim, çok fazla ürün deneyince bir kapatıcıdan birkaç kez kullanıyorsunuz, sonra yenisini açmak istemiyorsunuz, olanı bitirmek istiyorsunuz. Ben açıkçası böyleyim. Yani elimde var olanlar bitmeden yeni ambalajı açmak istemiyorum. E, fakat bu arada çok fazla ürün denememe rağmen de enteresan bir şekilde bitirdiğim ve yenisini aldığım bir kapatıcı, Kosasın kapatıcısı. Bunu çok 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 beğendim. Hatta bugün yeni paketi sizlerle birlikte açacağım bu videoda uygulamak için. Çünkü bunu da önümüzdeki günlerde ve yazında ben rahatlıkla kullanırım. Hatta böyle ten ürünü kullanmadığımda tek başına bunu da uygulayabiliyorum. Sadece gözaltı ve belli yerlere geçiyorum. Sonrasında bronzer vesaire. Bu şekilde de uyguladığım oluyor. Kosas'ın bu kapatıcısı Revealer Concealer olarak geçen kapatıcısı. Benim yapısını çok beğendiğim bir kapatıcı oldu. Şimdi göz altlarında çoğumuzun zaten çizgileri var. Yapısal olarak genç yaştakilerde de bazen olabiliyor. Veya yaş almaya başladıkça da tabii ki belirginliği bazı yerlerde yaptığımız mimiklere veyahut da genetik yapımıza göre artabiliyor. Bu kapatıcı kesinlikle göz altlarındaki veya göz çevresindeki daha çok şu kaz ayağı denilen bölgedeki çizgilere oturmayan bir kapatıcı oldu. Uyguladığımda hafifliğinden çok memnun kaldım. Benim kullandığım renk çok açık bir renk değil. 3.5 warm olanı kullanıyorum ben. 3.5 W olarak yazıyor. Bunu istememin sebebi de Sıcak alt tonlu olması ve göz altındaki hafif böyle bir zamanla başlayan göz yapısından da kaynaklanan minimal çukuru ve buradaki o gölge oluşumunu sarı alt tonlu olduğu için daha iyi kamufle etmesi ve daha bir o bölgede böyle daha istediğim gibi görünmesi. Aynı zamanda çizgilere de oturmadığı için çok beğendim bir kapatıcı dediğim gibi bundan bir tane bitirdim bir ara sürekli elimde görüyordunuz zaten. O kapatıcı bittiği için yenisini de bugün açmış olduk. Şöyle minicik uygulayacağım buraya. Bir de eskiden uyguladığım gibi kapatıcıyı böyle alta kocaman V'lerle kocaman kocaman kısımlara çok fazla sürerek uygulamıyorum. Ne kadar az uygularsanız, ne kadar incelterek uygularsanız kesinlikle kapatıcı çok daha güzel duruyor. İster fırçayla, ister süngerle uygulamaya müsait bir kapatıcı. Çok güzel, çok kolay dağılıyor. Çok güzel renk eşitliyor ve çok bütün duruyor. Kesinlikle çizgileri belirginliğini göstermiyor. Aşırı böyle mat ve pudralı dokuda olmadığı için de o bölgede nemli ve ten gibi duruyor. Nemliliği de çok yüksek değil. Bazı mesela kapatıcılarda, Skinfood'un kapatıcısı gibi aşırı nemli olan kapatıcılarda çok daha fazla birikme de yapabiliyor, toplanma da yapabiliyor. Kurular da çok böyle pudra üzerinden geçmişsiniz gibi kuru gösterebiliyor. O yüzden tam kararında geliyor bu kapatıcı bana. Ama tabii bu da kişiden kişiye değişebilir. Her cildin beklentisi, her göz çevresindeki çizgilerin derinliği, yapısı, yaptığımız mimikler çok farklı. O yüzden kişiden kişiye gerçekten değişebilir. Ama belli bir mesafeden bile aynaya baktığımda bunun duruşu benim için yeterli oluyor. O yüzden de memnun kalarak kullanıyorum. Hem göz kapağımın üzerine hem de altına geçtim ve son duruşu bu şekilde. Yine bakın o nemlilikten hafif bir yansıması var. Yani tamamen böyle kupkuru yapmadı, mat yapmadı. Göz çevresindeki bu duruşu ben çok seviyorum. Keskin çizgileri bile gülümserken daha belirgin olan çizgileri bile daha yumuşak gösteriyor açıkçası bence. Tamamen nemli yapısından kaynaklandığını düşünüyorum. Kosas'ın Revealer Concealer'ı da bu şekilde benim en beğendiğim kapatıcılardan. Şimdi gelelim bronzer uygulamaya. Bronzer olarak ilk sırada en beğendiklerimden Chanel'in Soleil de Chanel bronzerı. Bunu çok seviyorum. Gerçekten rengini, tonunu ve cildimde böyle tereyağı gibi erimesini e, sanki böyle bir bronzer kullanmamışım, sadece bir ten ürünüyle böyle bir ton eşitlemesi yapmışım gibi duruşunu çok seviyorum. E, zaten dibine geldim, e, bitmesin diye yavaş kullanmaya çalışıyorum. Şimdi bunu uygulayacağım. Aynı zamanda başka alternatif ürünlerden de göstereceğim yine beğendiklerim. Ama ilk sırada en beğendiğim olduğu için bunu uygulamak istiyorum. Bunun renk tonu kendi tenime uygun olarak gördüğüm için, 390 olan bunun rengi, en beğendiğim ürünlerden bir tanesi açıkçası. Yazın da çok rahat kullanabiliyorum. Mesela hiç fondöten kullanmıyorum yazın. Sadece bir kapatıcıyla göz altını kapatıp üzerine bununla birazcık hafif bir gölge verdikten sonra cildimi ısıttıktan sonra ardından allık vesaire makyajı o şekilde devam ediyorum. Gün içerisinde yok olmaması, ciltte duruşu da bence başarılı bir ürün ve böyle çok yönlü de kullanıma uygun. Hem göz kapaklarıma sürüyorum, hem klasik bir kontür ürünüymüş gibi kullanıyorum ve böyle yani ten ürünleriyle öyle güzel bir geçiş yapıyor ki sınırı belli olmuyor. En sevdiğim özelliği de bu. Başka ürünlerde bazen sınırları yani sürdüğüm yerdeki etrafındaki başlangıç bitişleri çok belli olduğu için dağıtmak için çaba sarf ederken Sorsa çok fazla yayılabiliyor. Bu sefer de toparlamak için bazı yerlerden tekrar fondöten geçmem gerekiyor. Bunun rengi tonu tam istediğim gibi. Yani bana göre, benim tenime göre, benim isteklerime göre gerçekten çok başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hatta yazın hiç far sürmeden direkt bunun üzerine bir maskara sürüp bu şekilde makyajı bitirdiğimde oluyor. Hafif bir allıkla takviye yaparak tamamlamış oluyorum. En beğendiğim bronzer ten ürünü olarak Chanel'in Soleil Ten de Chanel adlı bu krem bronzerını söyleyebilirim. Bir de ona nazaran daha yakın zamanda deneyimlediğim ama yine epey bir süre geçti. Westman Atelier'in bu stick şeklinde olan kontür bronzer ürünü de çok güzel. Bunu da bayağı bir bitirdim sayılabilir. Şu kadar bir ürün kaldı içerisinde. E, bu da kullandığım bisküvi rengi. Hafif daha soğuk tonlu. Eğer bir tık daha soğuk tonlu ürünleri seviyorsanız, tercih ediyorsanız dağılımı uygulaması oldukça başarılı ve güzel bir ürün. Soğuk tonlu derken çok da buz gibi soğuk tonlu değil. Bunu da rahatlıkla uyguladığımı söyleyebilirim makyajlarda. Ama bugün daha böyle sıcak tonlu görünen bir uygulama yapmak istedim. O yüzden bunu da stick ürün olarak yüksek fiyattan beğendiğim bir ürün olarak söyleyebilirim. Toz ürün derseniz eğer klasik olacak ama Nars'ın Laguna Bronzer'ı en beğendiklerimden bir tanesi yine yazın bunu bolca kullanacağımı düşünüyorum ama krem ürünleri bu aralar oldukça fazla elim gidiyor. O yüzden bu bir kenarda kaldı. Evet şimdi geliyorum bu adımda artık e, makyajın far kısmı ile ilgili olan görüşlerimi ve ürünleri e, söylemeyi Far paletlerini çok seviyorum. Far paletleri bana birazcık daha böyle eğlenceli geliyor. Keyifli geliyor açıkçası. Yani böyle boya takımları, çocukların boya takımları gibi düşünüyorum. Görünümleri, böyle şık tasarımları, içerisindeki o ışıltılı renklerin yoğunluğu yüzümü güldürüyor diyebilirim. Gerçekten çok beğeniyorum. Far paleti olarak iki tane far paleti. Yani... İki tane paletim olsa bunlar bana yeter diye düşündüm. İki tane far paletinden bahsedeceğim. Ben nötral ton seviyorum. Yani nötral tonları her gün rahatlıkla kullanabiliyorum. Dört mevsim kullanabiliyorum. O yüzden de bu iki tane palet daha önceden de söylemiştim. Natasha Denona'nın I Need a Nude paleti ve yine Natasha Denona'nın Glam paleti. En beğendiklerimden diyebilirim. Glam palet daha böyle içerisinde soğuk tonların da olduğu, ışıltıların yoğunluğunu çok beğendiğim, birbirleriyle karışırken mesela gece makyaj için daha koyu renkleri daha fazla kullanabileceğiniz çok güzel bir palet. E, açık renklerle de makyaj yapabilirsiniz. Mesela burada pembeli ışıltılıyı üzerine patlatıp yine açık renklerle de e, çok güzel makyajlar elde edebiliyorsunuz. Sade, daha soft, daha natural makyajlar da çıkabiliyor bu paletten. Son dönemde çıkan paletlerden bir tanesiydi bu da. Yani aslında son yıl içerisinde desem daha doğru olur. Bundan sonra başka paletler de çıktı. I Need A Nude paleti de daha soft, daha romantik, daha belki pembe tonlu olan renklerden oluşuyor. Ve burada birazcık daha farklı formülde olan ışıltılı farlar da var. Bu ıslak görünüm gibi görünen. Aslında ıslak değil ama sanki ıslak görünüm etkisi veren farlar da var. Eğer ki hani bu tür nötral tonlar hoşunuza gidiyorsa bence yatırımlık güzel bir palet olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki hiçbir şey elzem değil. Yerine geçirebilen nötral tonlar da daha uygun fiyatlı paletler de var. Ben sadece hani bu videoda kendi tercihlerimden bahsetmek istedim. E bunlar benim beğendiğim paletler. Şimdi bir de tekli farlar var. E hepsini birden uygulayamayacağım için. Hem göstereceğim hem sonra karıştırarak uygulayacağım. Yine çok beğendiklerimden bir tanesi Charlotte Tilbury'nin bu krem farları. Köpük gibi yapıları. Ve aynı zamanda kalıcı dokularıyla çok beğendiklerimden. Pillow Talk rengi. Bugün bunu uygulamak istiyorum. Yani Natasha Denona'ları daha önce kullanmıştık çünkü sizlerle. Pratik de bir ürün bu. O yüzden de çok seviyorum. Bazen böyle 5 dakikada makyaj yapmam gerektiğinde evden çıkarken en çok elimin gittiği ürünlerden olduğunu söyleyebilirim. Şöyle fırçaya bir miktar alıp hemen dağıtıyorum. Bunun rengi tonu harika. Çok hafif ışıltısı var ama böyle varla yok gibi bir ışıltı. Yani sim gibi durmuyor kesinlikle. Bence far olarak çok kaliteli bir rengi var kesinlikle çok güzel ve böyle sanki çoğu nötral renkleri sevenlere de gidecek bir renk olduğunu düşünüyorum. Böyle bakın dışarı doğru dağıttığımda çok tatlı bir renk var. İsterseniz yoğunluğunu arttırabilirsiniz. Aşağıya da geçeceğim biraz. Bu şekilde çok tatlı bir rengi var. Bu farı beğeniyorum. Bir de bir tane daha far göstereceğim size. Ariane Beauty'nin bu farlarını da çok seviyorum. Bunlarla da bence çok kullanışlı farlar. Yine böyle seri uygulama yapmak gerektiği için biraz soru işaretli olmakla birlikte bu arayan bir ütünün mat farlarından BRB olan rengini çok fazla kullandığımı da söyleyebilirim. Minicik bunu da bu tarafa uygulayacağım. Ve bunu birazcık Charlotte Tilbury'nin bu farına da renk ton olarak da benzetiyorum. Hemen dağıtıyorum bunu da. Bunu hızlı uygulamak gerekiyor. Ama hızlı derken mesela bunlar o kadar böyle Son dönemde uyguladığım Lancome'un idol tintleri kadar hemen donmuyor. Onlar daha hızlı donuyor. Bu birazcık daha zaman tanıyor size. Hatta fırçada kalanı aşağıya da geçebilirim. Gördünüz mü? Renkler de baya bir yakın birbirine. Yani bunun içerisinde tabii mat olduğu için bundaki gibi çok hafif bir ışıltı var. Belki bu mesafeden çok belli olmuyor ama çok hafif bir yansıması var. Bunda e, bu BRB'de çok fazla bu yansımayı göremiyorsunuz. Ama verdiği renk ve etki... Diğer tarafta uyguladığım Charlotte Tilbury'nin bu krem farlarından, köpük farlarından Pilot Talk'a oldukça yakın. Şimdi birazcık eşitlemek adına bundan alıp hafif buraya geçeceğim. Zaten üzerine ışıltılı bir far uygulayacağım ama yine bununla eşitleyeyim. Biraz yoğun olsun diye buraya da uygulayayım. Yani bu şekilde de makyajı aslında bitti. Bir maskara sürüp çıkın şeklinde uygulanabilir. Bu ikisi pratik farlar olduğu için elimin çok sık gittikleri. Makyajı böyle dışarıda yolda yapacaksam da sürekli bunlarla tamamladığım makyajlar olduğu için paletleri yanımıza taşımak çok zor olduğu için ama evde makyaj yapacaksam eni konu zamanım varsa da paletlerle uğraşmayı da seviyorum. E ama dediğim gibi bunlar oldukça pratikliğinden dolayı zamansızlıkta bana oldukça avantajlı gelen, vakit kazandıran ürünler olduğu için de sık kullandıklarımdan bir biterse de tekrardan almayı düşüneceğim ürünler olduğu için bu video içerisinde uygulamamı sizlere göstermek istedim. Şimdi geliyorum üzerine ışıltılı far uygulamaya. Işıltılı far olarak yine teklilerden iki tane far var çok beğendiğim. Bobby Brown'un Melting Point adındaki lüks eyeshadow farı. E, yani lüks eyeshadowlarına Melting Point rengi. En sevdiğim renklerden bir tanesi. Harika bir renk. Çok güzel görünüyor. Yani bu farın rengi muhteşem bir ışıltısı var. Ama böyle sim gibi değil bu metalik bir far. Şöyle bir yansıması var. İçerisinde simler değil tamamen böyle metalik dokusu olan bir yansıması var. Bir de Urban Decay'in Moondas serisindeki Space Cowboy. Bu da ışıltılı ama bu simli. İncecik simleri olan bir far. Bunun yapısı şöyle ikisini yan yana uygulayarak göstereceğim. Bunu yap ilginç ki ya bunda ne var ki sonuçta ışıltılı bir far işte dediğiniz bir far. Fakat içerisindeki bunda mini mini simler bir süre sonra makyajınızı uzaktan bakanların bile ya senin gözünde ne var çok güzel duruyor dedirten bir far olduğunu söyleyebilirim. Asla dökülmüyor. Çok incecik çok böyle kum gibi yok gibi simler var içerisinde. Hafif alt tonunda böyle turuncuya bakan, şampanya tonlu gibi böyle bir yansıması da var. İkisi çok farklı. Biri tamamen metalik far. Diğeri simli bir far. Ben bunu daha önce sizlerle uygulamıştım. Diğerini de uygulamıştım. Ama bugün daha metalik bir görüntü istediğim için Bobbi Brown'un Melting Point adlı bu farını en pratik makyajlarımda da uyguladığım şekilde hemen uygulayarak size göstereceğim. Bakın. Ve bunun, ben bu farın renk tonunun açıkçası altta uyguladığım Charlotte Tilbury ile ve diğer taraftaki BRB olan Ariem'in farıyla da çok yakışmasından dolayı aşırı rahat kullanıyorum. Kesinlikle çizgilerde birikmiyor. Göz kapağının üzerinde böyle buruş kırış sanki böyle alüminyum folyoyu kağıdı buruşturmuşsunuz da göz kapağınızın üzerinde böyle buruş buruş kalmış gibi bir görüntü yapmıyor. Işıltısı çok güzel, yansıması harika. Çok beğendiğim farlardan bir tanesi. Benim günlük makyajım çoğunlukla bu şekilde oluyor. Zaten göz kısmıyla çok fazla uğraşmak istemiyorum. Hemen böyle pat pat iki tane en güvendiğim rengi sürüyorum. Maskarayı da sürüyorum. Bir anda gözlerim uykudan uyanmış görüntüden daha böyle bakımlı, daha düzgün bir hale gelmiş oluyor. Şimdi hemen devam ediyorum buradan. Geliyorum artık göz makyajını tamamlayıcısı olan maskara uygulamaya. Çok sevdiğim bir maskara var. Bir süre elimde de çok fazla görmüştünüz. Bunu uygulayacağım bugün. Sweet maskara. Ben bunu yurt dışına almıştım. Ancak tabii ki yurt içinde de erişilebilir yüksek fiyatlı maskaralardan alternatif olarak da beğendiğim, kullandığım maskara olarak çok fazla maskara var aslında önerebileceğim. MAC'in mesela 3D maskarasını çok seviyorum. Yıllardır beğenerek kullandığım bir maskara. Onun dışında da Lancôme'un Idol maskarasını da gerçekten beğeniyorum. İkisini uygulayalım. Birini bir tarafa, birini bir tarafa uygulayalım. Çok yapılar aynı değil ama ee, öncelikle Swede'i uygulayacağım. Swede'in duruşu çok güzel. Fırçası silikon e, ve böyle tarak kısmının uç sivri yerleri daha kısa çok iyi yakalıyor kirpikleri ürünü üzerine çok iyi yapıştırıyor yani böyle kirpiklerinizin fırçaya yapıştığını hissediyorsunuz sürerken. Ürünü üzerine çok iyi bırakmasını sağlıyor bu da. Çok uğraştırmadan hemen işini yapan bir maskara. Ve bu mesela hemen kuruyor kalıyor bu şekilde. Kirpikler aşağı düşmüyor. Üzerindeki maskara gözaltına dökülmüyor. Böyle pıtır pıtır kum gibi dökülme yapmıyor. Akma yapmıyor. Bu şekilde Sweden kirpiklerimde uygulanmış. Yani bir kere sadece maskara fırçasının üzerinde olanı Çıkardım ve olanı uyguladım. Üst kirpiklere sadece görünümü bu şekilde. Fırçada kalanı biraz alt kirpiklere de uygulayacağım. Tekrar tekrar alabileceğim maskaralardan bir tanesi. Şimdi diğer tarafa da Lancome Idol'ü uygulayalım. Bu da çünkü güzel bir maskara. Bunun da yine silikon tarak kısmı var. Ama biraz daha kavisli. Çok güzel kirpikleri yakalayan, kaldıran, uzun gösteren. Harika bir maskara bu da. Tabii ki isteğinize bağlı. Yani bazıları daha fazla hacim isteyebilir. Hacim maskaraları için de yine Lancome'un hipnoz maskarası da oldukça başarılı. Aynı zamanda Yves Saint Laurent'in maskarası da, Lash Clash maskarası da oldukça başarılı. Çok uzun, çok yoğun, hacimli gösteren güzel bir maskara. Zaman zaman güzel indirim kampanyaları oluyor. Özellikle böyle maskara günü yapılan indirimler Baya işe yarayabiliyor. Evet bu tarafa da Lancome Idol maskarayı uyguladım. Bir tarafta Idol bir tarafta Sweet var. Bu şekilde görebilirsiniz. İkisi de güzel ama ben sanki bir tık Sweet'i daha fazla beğeniyorum. Daha kolay uygulanıyor. Yani e, Lancome'la sürme darbelerinden daha az uygulamama rağmen daha belirgin e, kirpikler ve yukarı kalkık kirpikler fırça yapısı kirpik tipime daha uygun olduğu için e, Sweden maskarası, Cloud maskarası benim daha çok beğendiklerimden. İkisi de güzel. E, tabii ki herkesin kirpik tipi Herkesin maskaradan beklentisi farklı farklı olduğu için Sizlerin favorileri de başka başka olabilir Benimkiler bunlardı Bir de renkli maskara olarak çok sevdiğim Yine Yves Saint Laurent'in elektrik mavisi maskarasında Belirgin bir mavi oluşundan dolayı Çok beğendim söylemeden geçmek istemiyorum Onun aynı şekilde yine kahverengi veya siyah da oldukça güzel maskaralardan. Evet şimdi buradan geliyorum artık allık uygulamaya. Bu arada kaşlarımızı da düzeltelim. Kaş kalemi vesaire çok fazla kullanmıyorum. Kaşlarım çok belirgin ve zaten böyle koyu renkli olduğu için. Ama kaşlarım son dönemde en rahat tutan ürün olduğu için. Bu Benefit'in Fluff Up Brow Wax adlı ürünü zaten elimde çok sık görüyorsunuzdur. Son dönemde sürekli bununla fırçalıyorum. Dediğim gibi çok fazla üzerinden boyayarak geçmiyorum ama bunun Böyle daha doğal bir şekilde sabit tutmasından memnun kalıyorum. Sabitleme işlemini yaptıktan sonra benefitle şimdi devam edelim gelelim allığımızı kullanalım. Allık önerilerinden birçok ürün var yine sizlere söyleyeceğim. Asla bakarsanız yani farklı renkleriyle de söyleyeceğim ama yani bu tabii ki zevke göre değişebilir. Öncelikle benim krem likit allıklara son dönemde daha fazla elim gider oldu. Charlotte Tilbury'nin bu likit allığı mat yapıda olan likit allığını çok 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 beğeniyorum. Rengi tonu harika. En beğendiğim allıklardan bir tanesi. Bir de Viv'in bu balm yapıda olan krem türünde gibi olan allığını çok beğeniyorum. Aynı zamanda Bobby Brown krem allıkları çok hoşuma gidiyor. Bir de Mac'in... Glow Play allıklarından çok 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 memnunum. Farklı renkleri de var. Şimdi bunlar favorilerim. Farkındaysanız toz bir allık göstermedim. Toz allık olarak neden getirmediğimi bilmiyorum ama tartın aldıkları güzel. Toz allık olarak beğendiklerimden. Ee, sanırım daha çok krem ürünlere elim gittiği için olabilir. Toz allık son dönemde nedense çok fazla kullanmıyorum. Şimdi bugün hangisini kullanayım? Bugün Charlotte Tilbury'i bence kullanalım. Zaten farda da e, bununla devam etmiştik. Şöyle birazcık süngerin ucuna getiriyorum. Rengi çok güzel bu ürünün. Gerçekten çok başarılı bir rengi var. Hemen bunu dağıtıyorum. Çok doğal duruyor. Çok konforlu hissediyorum. Yani bunu sürdüğüm zaman tamam bu makyajı tamamladı diye hissediyorum. Ve kalıcılığı da güzel bunun. Sabitleniyor çünkü. Charlotte böyle Türkiye'ye gelecek deniyor. Gelirse eğer yedekleyeceğim allık bu olur. Ama şöyle de söyleyeceğim. Bu mesela mini boyu. E, çok uzun zamandır kullanıyorum bitmiyor. Yani çok da bereketli. Böyle içinden hava falan da çıkmadı. Bu şekilde olan ürünlerin benzerlerini farklı markalar yapsalar da bazılarını alıyoruz içinden hava çıkıyor ya. Bundan kesinlikle öyle bir şey olmadı. Bir tek sıkıntısı ben bu ambalaj yapısını gerçekten kaliteli bulmuyorum bu tür ürünler için. Çünkü bazen ucuna çıkardığınız ürün süngerin ucunda fazla fazla kalıyor. her ne kadar kapağını sıkı kapatsanız da üzerinde tabii ki kuruyor. Ya burada bir hani böyle boşa giden ürün gibi oluyor. Ona üzülüyorum. O yüzden çok çok az sıkmaya çalışsam da sünger yine fazla ürünemiyor. O yüzden de ben böyle bol bol ürün burada kalacağına Yüzümde kalsın diyerek allık üst üste yukarı doğru biraz çoğaltarak bu şekilde uygulamayı tercih ediyorum. Ve mesela bu allıkta böyle azaltmayı istemiyorum. Yani bu böyle cildimde yüzümde durduğu zaman bana fazla gelmiyor. Görüntüsü hoşuma gidiyor ve böyle sanki daha sağlıklı ve canlı gösteriyor cildimi gibi geliyor. E dediğim gibi kullandığım Pillow Talk rengiydi mat olanlardan. Diğerlerini de rengini size göstermek istiyorum. Beğendiğim Viv'in allığı. Rosa rengi. Zaten bunu da çok sık kullanıyorum ben. Şimdi hele yazın daha da fazla kullanacağım. Bu da çok tatlı bir renk. Böyle hafif bir mercan şeftali tonuna kaçan, güzel bir canlı gösteren harika bir renk. Kalıcılığı bunda çok başarılı. Ee, diğer taraftan beğendiğim Bobbi Brown'un kremallıklarından, lip and cheek ürünlerinden bu powder pink rengi. Çok güzel bir renk. Bu da gerçekten harika kalıcı ağlıklardan bir tanesi. Uzun süre kullanacağınız ağlıklardan bir tanesi. Gelelim diğer bir ürüne. Bu da Mac'in Glow Play'lerinden. Bunlardan çok renk var elimde. Yani birçok rengi var elimde. Böyle canlı renkleri var. Pembeleri var. Başka bir daha pembesi daha var. Heat Index. Onun dışında No Shame olan pembe rengi var. Groovy olarak geçen güzel bir rengi var. Turuncumsu. Grand rengi var. Çok böyle natürel bir renk için. Bir de benim sevdiğim Cheer up rengi var. Bu da çok tatlı bir pembe. Bunlar böyle pudra gibi ya sürerken. inanılmaz da kalıcılar. Çok başarılılar. Yani yumuşacık dokuları ama sürdüğünüz anda da yüzünüzde böyle pudra gibi duruyor. Bunlar da allık favorilerimdi. Şimdi artık buradan gelelim dudak ürünlerini uygulamaya. Ruj deyince en beğendiklerim Mac'in rujları kesinlikle çok 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 beğendiğim seri. Yani her serisini beğeniyorum. Açıkçası şöyle hem mat rujlarını beğeniyorum hem bu Cream Sheen serisini çok beğeniyorum. Daha böyle satan bitişli. Hem son dönemde elim Luster Glass rujlarına çok fazla gidiyor. Çok güzel rujlar bence. Kesinlikle yani zaten sevenleri mutlaka kendilerine uygun bir renk bulabiliyorlar. O yüzden en beğendiklerimden. Son dönemde de yeni çıkan serisindeki maximum rujlarından yine Sweet Deal ve Twig Twist renklerini almıştım. Bunların da uygulamasını paylaşmıştım. Sweet Deal rengi tam benlik bir renk olduğunu söyleyebilirim. Şeftali tonlu harika bir renk. Ve duruşu da matlığı da bence oldukça başarılı. Daha böyle günlük kullanım içinde. Thanks It's my Çok güzel bir renk. Yani çok natürel. Dudağınız gibi ama daha iyisi. Çok güzel duruyor. Ve makyajı da yüzü de böyle bir şey sürmüşsün ama sürmemişsin gibi de daha da doğal gösteren bir renk olduğunu düşünüyorum. Last Glass serisinden. Altına isterseniz kalem geçerek e, Tanks Esmek rujunu uygularsanız daha belirgin olarak da ortaya çıkacaktır. Hemen bunları sürerek göstereceğim size. Dudak kalemi de bu arada söyleyeyim. Dudak kalemiyle de çerçeve geçelim. Yine Mactan iki tane elimi çok gittiği renk var. Bir tanesi Bold Beyer. Daha böyle nude tonlarda. Diğeri de derviş Daha fazla böyle pembe tonlu yine nude tonlarda sevdiklerimden. Ben çok fazla böyle kahve tonlu dudak kalemlerini tercih etmiyorum. bir de Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk bu bitmek üzere ama yedeğim de var bunda büyük boyundan. Çok kalıcı bir dudak kalemi olduğu için beğendiğim bir renk. Sabitlenme özelliği çok güzel. Renk tonu da çok güzel. Başarılı bir renk. Ama tabii ki hani buna eşdeğer olarak da yine MAC'tan. Bold Bear'de çok sevdiğim renklerden. Tüm dudağıma da geçebiliyorum. Bu şekilde. Ve üzerine mesela Thanks It's uygularsanız daha kalıcı. Daha böyle alttan hafif bir renginde daha bir nude tonda veren güzel bir görünüm de elde edilebiliyor. Az öncekinden daha farklı, daha hoş bir görünüm olduğunda görebilirsiniz bu şekilde. Bu benim günlük makyajda en çok kullandığım rujlardan bir tanesi. Şimdi hemen bunu hızlıca silip beğendiğim bir başka rengi göstereceğim. Tom Ford'un rujlarından Pink Dusk olan 07 numaralı olan rengi. Harika bir pembe nude. Bu şekilde çok güzel bir rengi var. Gerçekten bir anda canlandırıyor. Harika bir renk. Bunu çok seviyorum. Bir de hemen silelim. Yine böyle daha parlak bitişli olan yüksek fiyattan Charlotte Tilbury'den bu Happy Kiss'lardan hem nem versin? Hem daha kalıcı dudağımda dursun, yapış yapışta olmasın. Bir yandan da dudaklarıma hyaluronik asitle de böyle dolgun da göstersin ama çok dolgun da değil. Hani o plump etki değil ama Yine de dudakları konforlu hissettirsin. Rujlarından bir tanesi bu. Hep ikisinin pilov tolkolar rengi. Kenarlardan birikmemesi, yaparken zamp gibi olmaması. Bu tür ürünlerde çok fazla çünkü o olay başımıza geliyor. Bunun bu yapısından da oldukça memnunum. Bunu da söylemek istedim. Hemen siliyorum bunu da. Ardından son bir mat ruj sürerek kapanışa gelebilirim. Evet hemen geliyorum son dönemin favorisi olan Mac'in Sweet Deal adındaki Maxima rujlarından Sweet Deal rengi. Bu şekilde çok tatlı bir rengi var. Böyle sıcak tonlu, güzel şeftali alt tonlu bir nude tonda. Bunu da beğendiğim için kapanışta bu kalsın istedim. Ne uygulamadık? Tabii ki pudra söylemedim. Çünkü şöyle hafif bakınca parlamayı gördüm. Alım bölgesinde başladı. Huda Beauty'nin Cherry Blossom adındaki pudrası da. En beğendiğim pudra diyebilirim. Çünkü çok fazla pudra kullanmıyorum. Sevmiyorum pudra kullanmayı. Ancak pudra kullanmak karma yağlı ciltli olduğum için de gerekli olan <laughs> ürünlerden bir tanesi oluyor. Bu pembe renkli olan açıkçası nötral sıcak tonlu cildim olmasına rağmen duruşuyla cildimde böyle çok o pembeliğini belli etmeden ama bu parlamayı da dengelediği için ve böyle pudra pudra gibi durmadığı için beğendiğim bir ürün olduğundan böyle hafif bir blörleme etkisi de var bence bunun. Bu şekilde geçerek makyajı tamamlamış oluyorum. Evet beğendiğim ürünler bence kesinlikle yüksek fiyattan parasını hak eden ürünler ama tabii ki kişisel görüşüm bana göre uygulamalarımda cildimle bütünleşmesini beğendiğim ürünler olduğu için böyle bir video hazırlamak istedim sizlere. Yüksek fiyat kategorisinden bana göre çok uymayan ve parasını hak edenler serisini tamamlamış olduk. Ee, gelen istekler doğrultusunda da bundan sonrasında uygun fiyattan da parasını hak eden ve hak etmeyen ürünler olarak iki ayrı videoda da ürünleri uygulamalı olarak size göstereceğim. Yine yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın lütfen. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir bu video, umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basmayı unutmayın. Her hafta çarşamba ve pazar günü düzenli olarak videolar yayınlıyorum. Sizlere de bildirim gelecek bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşça kalın diyorum.